siz bana Sparta'ya dön diyorsunuz. Ancak bu emri de sükunetle karşıladı. Zira kendi ifadesiyle ona 28 senedir eza ve cefa çektirenlere, işkence edenlere hakkını helal etmişti. Ona zulüm edenlerin, kasaba kasaba dolaştıranların, hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanlarda ona yer hazırlayanların hepsine hakkını helal etmişti. Yine bu düşüncelerle ölüm döşeğinde bile kendisine zulmedenlere hidayet temennisinde bulunuyordu. Daha sonra emniyet görevlileri Said Nursi'ye yolculuk yapabileceğine dair bir rapor vermek üzere bir doktoru otele sokmak istedi. Ama başaramadılar. Bunun üzerine talebesi Zübeyir emniyet müdürlüğüne çağrıldı. Kendisine Bediüzzaman'ı mutlaka Urfa'dan çıkarması için baskı yapan emniyet müdürü, "Bakana söz verdim. Urfa'yı terk etmezseniz gelir ambulansla götürürüm. Size 2 saat süre tanıyorum," dedi. Urfa'nın üzerine kırmızı yağmur yağmaya devam ederken Zübeyir ve Hüsnü emniyet müdürlüğünden çıktı. Zübeyir, Demokrat Parti İl Başkanı Mehmet Hatipoğlu'na giderek durumu anlattı. Demokrat Parti dedi ki katliyen hepimiz çiğneniriz dedi. Hatipoğlu filan, Hacı Mustafa Güven daima bastonun ayağı da şeydi filan. Dedik ki hepimiz ancak cenazemiz çiğnenir dedi ki Üstad Hazretleri burada kaldıracaklar. Hayır şu bu filan. Öyle mi sen? Hatipoğlu çok çağırdı bağırdı. Emniyet müdürü alay komandanı filan kendine geldi dedi. Hatipoğlu bilmem ne vali filan biraz sert konuştu. Hatipoğlu silahı çekti dedi. Yan kendime yan vur. Yan ölürüm ya öldürürüm. Yani kendimi öldürürüm, ya ben öldürürüm. Dedi ki hiç mümkün değil bu. Sonra yanına aldığı bir doktor da İpek Palas'a gelerek Said Nursi'yi muayene ettirdi. Muayeneyi yapan doktor, "Bu zatın ateşi 40 derecenin üstündedir. Hiçbir yere gidemez." kararını verdi. Bunun üzerine Hatipoğlu, Başbakan ve İçişleri Bakanı ile görüşmek için telefona sarıldı. Nur talebeleri ve Urfalılar da resmi yetkilileri uyarmak amacıyla telgraf çektiler. Ondan sonra şeye, Menderes'e, Celal Bayar'a, telefon, fakat telgraflar haddi hesap, herkes kendi kendine. Yani PTT'nin önü, ben diyebilirim belki 500 kişi girdi o. Herkes kendi kendine yetişimi bir tel çekmeye. Bu sırada otelde Bediüzzaman Said Nursi, Urfalıları kabul etmeye başlamıştı. Zübeyir abi Allah rahmet eylesin kapıyı açtı. Kapıyı açınca Abdullah abi dedi ki kardeşleri dedi üstad da görüştür dedi. Benle Eyüp Karakeçiliydik. Önce ben girdim içeriye. Zübeyir abi burada karşıladı bizi. İçeri girdik. Girince üstad hazretlerinin karyolası burada. Yatmış böyle üstad. Başı kıbleye doğru. Ben böyle geldim, böyle kömür oturdum burada üstadın başı katında. Üstadın ellerini böyle yuvanın üzerine koymuş. Üstadın elini aldım, öptüm. Bir elini öperken diğer elini üstad başıma koydu, böyle okşadı. Bir şeyler söyledi, ben anlamadım. Zübeyir abi dedim ki, üstad ne söylüyor? Dedi ki, üstad diyor ki, ben dua ediyorum onlara, onlar da bana dua etsinler. Artık gazete ve radyo muhabirleri Urfa'ya gelmişler ve haber verme yarışına girmişlerdi. O gece Kadir gecesiydi. Takvim yaprakları 1960 yılının 23 Mart'ını gösteriyordu ve saat 02:30 sularıydı. Said Nursi talebeleriyle sahur yapmak istedi. Fakat bir şey yiyemedi. Bir süre birkaç zeytin ve bir parça peynirle yetinen talebelerini seyretti. Bu seyir ruhundaki ayrılık ateşini daha da artırdı. Buz istedi. Talebeleri buz olmadığını, isterse çay yapabileceklerini söylediler. Bediüzzaman'ın cevabı, "Hayır istemem," oldu. Sonra hususi evradını okumaya başladı. Onun şehre gelişiyle başlayan ve afakı saran ahenkli sesler artmaya, renkli yağmurlar çoğalmaya devam ederken, İpek Palas'ın 27 numaralı odasında artık tam manasıyla semavi bir hal yaşanmaktaydı. Böyle şey yağdı yani, çamur yağdı dediler Urfa'da, bizde dediler, toprak yağdı sanki böyle. Beyaz binada hepsi renklendi böyle, kırmızı mor renklere boyandı.
O gece çok acayip sesler, böyle grup halinde kuşlar uçuyordu Ufan üzerinden. Ayrı acayip sesler çıkarıyordu. Vit 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 vit. Ta böyle sabahlara kadar o kuşlar, öyle garip kuşlar böyle gidip gidip geliyorlardı Ufan'dan. Bir ara canlanır gibi olan Said Nursi, sanki bütün talebeleriyle vedalaşmak ister gibi başucunda duran Bayram'ı kucaklayıp alnından öptü. Tekrar yatağına uzandı. Urfa minarelerinden sabah ezanları yükselirken Zübeyir birden telaşlandı. Çünkü o zamana kadar üstadın seher vaktinde uyuduğu hiç görülmemişti. O an hepsinin duygularında buz kesilmişçesine bir sessizlik oldu. Kimsenin aklına getirmek istemediği ölüm ihtimalini hüsnü ifade edince Bayram ve Abdullah ağlamaya başladı. Isparta'dan ayrılalı hep böyle bir neticeden korkan Zübeyir olduğu yerde titredi. Sonra yorganı hafifçe kaldırıp Bediüzzaman'ın elini tuttu ve öptü. Bediüzzaman'ın eli sıcacıktı. Fakat zaman geçip halinde bir değişme olmayınca vaiz Ömer Efendi çağrıldı. Ömer Efendi Bediüzzaman'a baktı ve ağzından "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" ayeti döküldü. Said Nursi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Zaten ölüm onun ifadesiyle idam değil, hiçlik değil, fena değil, sönmek değil. Belki bir faili hakimi rahim tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekandır. Saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslilerine bir sevkiyattır. %99 ahbabın mecma olan alem-i berzaha bir visal kapısıdır. Bu dünya ise ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ebedi ve sermedi olan Darüsselam menziline davetlisi olan mahlukatın beklemeleri için bir han ve bir bekleme salonudur. Hayatına nasıl başlamışsa öyle bitirmişti. Daima Hakk'ın hatırını yüce tutarak. Çünkü onun için Hakk'ın hatırı âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Emniyet müdürü jandarmadan da yardım alıp kesin olarak Said Nursi'yi Urfa'dan çıkarmak niyetiyle geldiği otelde bir gözyaşı seriyle karşılaştı. Durumu hemen valiye bildirdi. Fakat haberden ziyade rapora itibar eden vali, Ankara'yı aramadan önce haberi raporla resmileştirmek için hükümet doktorunu otele gönderdi. Doktor, "Bu zat vefat etmiştir" şeklinde raporunu tanzim etti. Doktordan sonra tereke hakimi geldi. Zübeyir'in de yardımıyla Bediüzzaman Said Nursi'den geriye kalan eşya tespit edildi. Saat, cübbe, seccade, sarık, birkaç eski çamaşır, çaydanlık, bardak, birkaç kapkacak ve 15 lira madeni para. Uzun bir ömür sürmüş ve adı ülke sınırlarını aşmış bir insanın dünyalığı işte bu kadardı. Bu da onun bu dünyaya talip olmadığının resmi kayıtlara geçen belgesiydi. Bediüzzaman'ın vefatı Ankara Radyosu'ndan birinci haber olarak yayınlandı. Bunu diğer gazete ve dergilerin haber ve yorumları takip etti. Talebeleri yurdun dört bir yanına telgraflarla vefat haberini duyurdular. Urfa Ulu Camii'nde öğle namazından sonra görülmedik bir kalabalık tarafından cenaze namazı kılındı ve dergahta kendisine ayrılan yere defnedildi. Tarih 24 Mart 1960'tı. Ben şu Hazır Pasajı'nın önünde benim de elim tabuta değsin diye bir hayli ilerledim. Herhalde aramıza 2 metre falan kaldıktan sonra iki elim havada böyle ayaklarım yerden kesildi. Ben şeyimi kaybettim yani de kendi hakimiyetimi kaybettim. Böyle arada ellerim de yukarıda gidiyor. Çünkü üstadın tabutu el üzerinde değil, parmaklar üzerinde gidiyor diye. Kimin boyu uzun, kimin eli uzunsa
O eller üzerine gidiyordu. Diğerleri yetişemiyorlardı. Sait Nursi'nin hayatında daima konuşan yalnız hakikattı. Çileli ve bereketli ömrünün yegane mesajı, İslamiyet'e layık doğruluğun ve doğru İslamiyet'in ortaya konmasıydı. Bu uğurda Saitler, Hamzalar, Ömerler, Tahirler, Yusuflar ve Ahmetlerin izinden yürüdüğünü görmenin bahtiyarlığı içinde veda etmiştir bu dünyaya. Hayatı gibi ölümü de cihan şumul bir gerçeğin altını bir kez daha çizdi. Zulüm ve baskılarla hiçbir fikir akıllardan, sevgi ise kalplerden silinemez. Şahıslar fani, hakikatlerse baki.